Müvekkilim Yaşar Cinbaş yaklaşık 30 yıldır Türkiye'nin farklı cezaevlerinde hükümlü olarak bulunmakta. Bu 30 yıllık süre içerisinde tabii ki çok çeşitli zorluklar, sıkıntılar da yaşandı, yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor. En son İzmit Kocaeli Kandıra cezaevinden İzmir Kırıklar cezaevine nakli gerçekleşti. Kendi iradesi dışında. Zaten uzun zamandır ailesinden de çok uzak yerlerde, özellikle bu da bir tercih biliyorsunuz, çok uzak yerlerde tutulmakta. En son Kırıklar cezaevine gittiğinde şöyle bir durumla karşılaştık. Yani uzun zamandır kendisinde bulunan, ta işte 20 yıl öncesinden beri kendisinde bulunan bazı eşyalar tırnak içinde güvenlik gerekçesiyle idare tarafından verilmemeye başlandı. Bunların içerisinde örneğin 200'e yakın fotoğraf var. Bu fotoğrafların birçoğunu yani akrabaların, işte eş dostun gönderdiği örneğin işte köyümüzün fotoğrafları, ilçenin fotoğrafları gibi fotoğraflar. Bu fotoğraflarla ilgili idarenin vermeme gerekçesi şu. Diyor ki kanunda hangi fotoğrafların verilebileceği yazmıştır. Onun dışındaki fotoğrafları vermeyiz, veremeyiz. Yine bir kısım fotoğrafları, fotoğrafta kişilerin giydikleri kıyafetlerin yasa dışı örgüt militanlarının giydiği kıyafetlere benzediği gerekçesiyle ya da sarı, kırmızı, yeşil renkte kıyafetler ya da renklerin yoğun olduğu gerekçesiyle fotoğrafların bir kısmı, büyük çoğunluğunu vermemişler. Sadece verdikleri fotoğraflar akrabalarının olduğu fotoğraflar. Maalesef böyle trajik bir durum var. Muhtemelen 20 yıldan uzun süredir yanında bulunan bazı eşyaların da dahil olduğu ama şundan emin olduğumuz en son Kandıra cezaevindeyken yanında bulunan, odasında bulunan eşyalar Kırıklar cezaevi tarafından tehlikeli değerlendiriliyor ve kendisine verilmiyor. Bu fotoğrafların çoğu işte kasabanın, köyün, yaşadığı yerin fotoğrafları. Bunları göndermemizdeki amaç da hani oralarla olan o manevi bağ kopmasın. Kendisi de biraz talep etmişti. Bir kısmını bizzat ben gönderdim. Yani zaten idarenin ret gerekçesi şu, diyor ki dağ, manzara, ev vesaire resimleridir, fotoğraflarıdır. Dolayısıyla biz fotoğrafları veremeyiz çünkü kanun sınırlıyor. Sınırladığı şey de şu, sadece aile üyelerinin fotoğrafları olabilir diyor. Halbuki kanundaki uygulama aslında tahdidi değil. Yani şunlar olabilir demekle şunlar olamaz demiyor. Ama maalesef idare kötü niyetli bir şekilde böyle yorumlamış. Fotoğraflar var. Aynı kararda, yani aynı o idari gözlem kurulunun ret kararında fotoğraflar, ajandalar, uzun zamandır yine kendisi ona ve notlarını yazdığı, kişisel şeylerini notladığı ajandalar, defterler, telli defter, dolma kalem, mürekkep gibi malzemelerin tamamını idare bir şekilde, bir gerekçeyle sakıncalı buluyor ve sakıncalı bulduğu bu şeyleri de kendisine vermiyor. Bizim, yani aynı zamanda Yaşar Cinbaş'ın, müvekkilimin doğduğu, ta gençlik yıllarına kadar da yaşadığı köy. Hiçbir şekilde yasa dışı bir işte görüntü, bir şey olabilecek bir şey değil. Sadece manzara resimleridir. Yani dağdır, ovadır, işte tütünü çekmişlerdir, başka bir şey çekmişlerdir. Belki köydeki bir çeşmeyi çekmişlerdir. Bunun gibi şeyler. Tamam bunlar. Ayrı dosyayı biz Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Bunlardan birisi az önce bahsettiğim fotoğraf, albüm ve defterlerin olduğu bir başvuru. Bir diğeri, şu an yine önümden okuyorum. Bir diğeri mont, yağmurluk, battaniye, nevresim takımı ve yün çoraptan oluşan eşyalar. Bunları da idare vermiyor. Burada da ilginç bir gerekçe var. Tekrar aynı gerekçe. Temelde güvenlik gerekçesi. Güvenlikle ilgili söylediği de şu, örneğin yün çorap sökülebilir ve söküldükten sonra haberleşme aracı haline getirilebilir makara yapılmak suretiyle. Aynı zamanda kişi bununla kendisine zarar verebilir gibi bir absürt bir gerekçe. Bir diğeri çift kişilik battaniye. Çift kişilik battaniye zaten işte az önce söylediğim gibi tamamı Kandıra cezaevinden buraya gelen eşyalar. Dışarıdan bir şey getirme şansı zaten yok. Çift kişilik battaniye ile ilgili de idarenin gerekçesi şu. İlgili mevzuatta battaniye kelimesi geçmektedir. Battaniye kelimesi geçtiği için de biz bundan tek kişilik battaniye anlarız. Dolayısıyla çift kişilik battaniye veremeyiz. Eğer hükümlü bunu çok istiyorsa kesip tek kişilik battaniye haline getiririz ve bu şekilde verebiliriz diyor. Diğeri de az önce söylediğim o işte fotoğraflar, albümler dışında kendisine gönderilen yine Kandıra cezaevindeki bir arkadaş tarafından, cezaevinde bulunan birisi tarafından, tekrar altını çiziyorum, kendisine gönderilen bir mektubun üzerine yazıldığı fotoğrafı, daha doğrusu tebrik kartını kendisine vermemişler. Bunun da gerekçesi yine şu, aynı şekilde idarece
ilgili yönetmelikte, mevzuatta kişinin kendi yanında bulundurabileceği fotoğrafların kanunda sayılı olduğu, bu gönderilen ve arkasına yazı yazılmış olan fotoğrafın ise tebrik kartı niteliğinde getirilen bir fotoğraf olduğu, dağ ve manzara resmi içerdiği, bu sebeple de verilemeyeceği gibi absürt haberleşme hakkına, kişinin manevi varlığını geliştirme hakkına, anayasaca korunmuş olan hakların birçoğuna, zaten çok sınırlı imkanlar içerisinde haberleşme şansı bulan kişilerin en temel haklarına böyle saldırıda bulunan absürt kararlar. İşin ilginç tarafı, bu kararların tamamına itiraz edilmiş ama ne infaz hakimlikleri ne de ağır ceza mahkemeleri bu itirazları da görmemişler. Kararlar bu şekilde kesinleşmiş. Yani burada şunu söyleyeyim. Hani cezaevlerinde uzun zamandır benzer sorunlar, sıkıntılar yaşanmakta. Aslında sadece Kırklar cezaevine özgü bir durum maalesef değil ama Kırklar cezaevindeki bu uygulama çok absürt olduğu için yani böyle bu gündeme belki geldi. Diğer cezaevlerin çoğunda da benzer hükümlerin en temel insani haklarını engelleyen uygulamalar çok yaygın. Biliyorsunuz en son işte Ereğli cezaevinde birçok hükümlü tek kişilik hücrelere alındı. Aslında yasaya, mevcut mevzuata, anayasanın, ahimin kararlarına çok aykırı bir şekilde tek kişilik hücrelerde bekletiliyorlar. Cezalarını orada çekmeleri isteniyor. Bunların içinde bazıları hükümlü bile değil, tutuklu olanlar bile tek kişilik hücrelerde tutuluyor. Kırklar cezaevinin bu uygulamaları da yani ben bir hukukçu olarak gördüğümde gerçekten şaşırdım. Ama bir taraftan gülmekten de kendimi alamadığım böyle absürt bir anlamı olmayan, hukuki bir dayanağı olmayan kararlar. Yani ceza infaz mevzuatı çok açık aslında. Yani her ne kadar hiç hukuki, hiç haktan, özgürlükten yana olmayan bir mevzuat olsa bile sonuçta bir mevzuat var. Aslında işte Kandıra cezaevindekiler görece mevzuatta uygun şeyler. En azından işte fotoğraflar, battaniye gibi şeylerde böyle bir sorun yaratılmamış ama Kırıklar cezaevi deyim yerindeyse kendi hukukunu yaratmış. Kendi oluşturduğu güvenlik gerekçesi, güvenlik algısıyla da yani bu algıyla gidersek gerçekten şunu dayatabilirler. Hiçbir eşyası olmayacak. Verilecek eşyaların tamamını biz belirleyeceğiz. Çünkü yani yine battaniye ile ilgili de işte diyor ki işte büyük battaniye şöyle güvenlik sorunları yaratır, böyle güvenlik sorunları yaratır. Bunun sonu üzerindeki kıyafetlere kadar gider. Tabii Anayasa Mahkemesi'nin de şu süreçte nasıl bir karar vereceğini bilmiyoruz ama açıkçası her üç dosya açısından da ilal kararı bekliyoruz. Çünkü az önce söylediğim gibi bütün eşyalar zaten bir cezaevinden diğer cezaevine gelen şeyler ve idarenin yorumlayışı tamamen geniş, tamamen kanuna aykırı, yönetmeliğe aykırı bir yorumlama ve bu yorumlamayla gerçekten yaklaşılırsa mahkumların yani deyim yerindeyse çırılçıplak olmalarına kadar gidecek bir süreç yaşanabilir. Çünkü bütün her şeyi tehlikeli gören, güvenlik açısından işte kaygı verici gören bir süreç.